Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yepyeni amiral gemisi Samsung Galaxy S20 Ultra'yı inceliyoruz. Ürün daha taze çıktı arkadaşlar. 2-3 gün önce ofisimize geldi. Ben de bu süre zarfında test etme fırsatı buldum. Kameralar oldukça enteresan arkadaşlar. Biz de videomuza her zaman olduğu gibi bu kamera bölümünden başlayalım. Bildiğiniz gibi 4 tane kamera geliyor bu telefonda. Samsung bu telefonda 108 megapiksellik bir çözüm sunuyor bizlere. Bu lensimizin diyaframı 1.8 arkadaşlar. Ancak burada şöyle bir detay var. Sizin her çektiğiniz fotoğraf 108 megapiksel olmuyor. İlk başta açıyorsunuz kamera uygulamasını. Normal standart 12 megapiksel çekiyor. Eğer ayarını yaparsanız 108 megapiksele döndürüyorsunuz. Bu 108 megapiksellik kamerayla 12 megapiksel olayı nasıl oluyor arkadaşlar? Yani bir nevi 108'i böyle 12'ye doğru sıkıştırarak bizlere daha güzel bir şekilde gösteriyor. Umarım özetleyebilmişim. Dilerseniz direkt 108 megapiksel olarak da çekebilirsiniz. Fotoğraflarınızı istediğiniz yerinden croplayın, kesin, kırpın, biçin. Çok fazla bir kalite kaybı yaşamayacaksınız. Ancak tabii ki bu fotoğraflar depolama alanınızda daha fazla yer tutuyor. Mesela 108 megapiksellik bir fotoğraf ortalama 21 ila 25 megabayt arasında yer kaplıyor. 12'ye çekerseniz de bu boyut yaklaşık 3 ila 5 MB arasında oluyor. Bunu göz önünde bulundurmak gerekli. Ana kameramızı şöyle bir özetleyelim. Gerçekten de gündüz fotoğraflarında ışıklı yerlerde gayet iyi işler çıkartabiliyor. Ortamda ışığınız azsa da arkadaşlar gayet güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. Zaten S10'larda, S10 Plus'larda falan ya da Note serisinin en yeni telefonda da gece çekimleri gayet güzeldi. Bu telefonda da olay aynı şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tabii şimdi kameralardan bahsediyoruz. Yine cihazın öne çıkan kameralarından bir tanesi bu zoom yapabilen lensi arkadaşlar. Bu konuda üzerinde çok fazla durdular. Zira 100 kat yakınlaştırma yapabiliyor. Ancak 100 kat yakınlaştırmayı optik olarak değil dijital olarak yapıyor. Bunu hatırlatalım. Yani siz 100 kat uzaktaki bir şeyi çekecekseniz ya da 100 kat yakınlaştırma yapacaksanız telefonu tripod gibi bir şeyin üzerine koymanız biraz gerekebiliyor. Çünkü böyle iyice yakınlaştırdığınız zaman hafiften titreşimi hissediyorsunuz. O yüzden telefonu sabitlemekte fayda var. Zaten kameranın bu alt tarafına da Space Zoom 100X diye yazmışlar. Orada bağırıyor böyle ben zoom yapabiliyorum diye. P30 Pro'da falan filan da görmüştük yakınlaştırmayı. Mantık olarak çok yakın bir arkadaşlar. Ama siz diyorsanız ki ben bozulma istemiyorum. Normal bir yakınlaştırma istiyorum. O zaman da 10 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bence çok zorunda değilseniz 10 kattan daha fazlasını yapmayın. Zaten arka planda dönen bu yakınlaştırma fotoğraflarından da fotoğrafların ne kadar bozulduğunu, ne kadar bozulmadığına dair bir fikriniz oluşuyordur. Üzerinde artık çok fazla durmaya gerek yok. Bütün cihazlarda görüyoruz. 12 megapiksel değerinde bir geniş açılı lensimiz var. Bu lensimizde 120 derecelik bir çekim açısı sunuyor bizlere. Şimdi video tarafında da enteresan bir detay var. Lensleri bir kenara bırakalım. Bu telefon 8K video çekebiliyor. Ve saniyede 24 kare çekebiliyor bunu. Açıkçası çok hareketli görüntüler için uygun olduğunu söyleyemem. Sonuçta 24 kare düşük bir FPS günümüz için aslında. Ancak böyle sabit bir şeyleri çekiyorsanız mesela karşısına geçip konuşacaksanız 8K çözünürlüğü kullanabilirsiniz. Ama onun dışında çok fazla yer kaplayacak çektiğiniz videolar. Hem de izleyebileceğiniz böyle bir mecra bulmak da zor arkadaşlar. 8K çekilen videolardan fotoğraflar alabiliyoruz arkadaşlar. Bunların da 33 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu söyleyelim. Tabii ki de telefonla illaki 8K çözünürlükte çekmek zorunda değiliz. Dilersek 4K videoları saniyede 60 kare olarak çekebiliyoruz. Bunun yanında super slow motion dediğimiz hani bu 720p'de 960 kare muhabbeti aynı şekilde bu telefonda devam ediyor. Yine selfie kameramız orta tarafa taşındı. Gördüğünüz gibi 40 megapiksel değerini sunuyor bizlere. F2.2 diyafram değeri mevcut. Aynı zamanda yine ön kamerayla gayet güzel videolar çekebiliyoruz. 4K çözünürlüğünde saniyede 60 kareye çıkabiliyoruz. Genel olarak kamera performansını anlatmaya çalıştım sizlere. Zaten arka planda bol bol örnekler döndürüyoruz arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. Şu anda sesimi S20 Ultra üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin telefonun biraz tasarımından ve daha sonra da donanımından bahsedelim. Sonra zaten yavaş yavaş çıkışa doğru gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle telefon çok büyük. Bu konuda bir anlaşalım. Uzun süre Note 10 Plus kullandığım test cihazı olarak o telefon da çok büyüktü. O yüzden çok fazla yadırgamadım. Ancak küçük bir telefondan geçecekseniz ilk başta bayağı garipseyeceksiniz. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun yanında tek elle kullanım açısından da çok zor. Hele ki eliniz biraz küçükse iş biraz işkenceye doğru gidiyor. İlk göze çarpan detay zaten ekranı açtığımızda karşımıza çıkıyor. Ön kamera S10 Plus'ta sağ taraftaydı. S10 serisinde daha doğrusu bu sefer ortaya taşınmış. Ekranımız 6.9 inç neredeyse 7 inçe doğru koşturuyor artık. 3200'e 1440'lık bir çözünürlük bizlere gösteriyor. Aynı zamanda da bu çözünürlüğün değerini değiştirebiliyoruz. Full HD Plus ya da HD Plus'a çekebiliyoruz. Bunun yanında ekrandaki en önemli yeniliklerden bir tanesi
meselesi. Hertz arkadaşlar, bu tazeleme hızı meselesi. 120 Hertz kullanabiliyoruz bu telefonun ekranını. Tabii varsayılan olarak 60 Hertz geliyor. Biz daha sonra ayarlardan bunu 120 Hertz'e çekiyoruz. 120 Hertz demek şu, daha fazla şarjınız gidiyor. Ancak ekran oldukça akıcı bir hale geliyor. Ancak burada yine şöyle bir detay var. 120 Hz'i kullanmak istiyorsanız Full HD Plus çözünürlükte tutmak zorundasınız telefonu. 3200 ve 1440 olan diğer daha yüksek çözünürlükte 120 Hz olarak kullanamıyorsunuz. Genel olarak ekranımız cayır cayır, herhangi bir sorun görmedim. Ben böyle film izlemek, dizi izlemek, oyun oynamak falan oldukça eğlenceli. Renk seçenekleri de söyleyelim. İki renkle birlikte geliyor. Ultra, Kozmik Gri ve Kozmik Siyah olmak üzere. Bizim elimizdeki zaten gördüğünüz gibi Kozmik Gri modeli. Telefon bir ince ağır, onu söyleyelim. 220 gramlık bir ağırlık var. Bir süre sonra tek elle kullanımda yine dediğim gibi rahatsız edebilir. Aynı zamanda telefonda IP68 sertifikası var. Suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon. Bunun yanında Gorilla Glass 6 ile birlikte korunuyor. Şimdi gelin tasarımdan sonra biraz da donanımdan bahsedelim. Şu anda piyasada alabileceğiniz en güçlü Android cihazlardan bir tanesi. Ülkemizde bildiğiniz gibi işlemci olarak Exynos kullanıyor Samsung. Exynos 990 ile birlikte gelecek Ultra'da. Dilerseniz 12 GB RAM, 256 ve 128 GB depolamayla birlikte alabiliyorsunuz. Dilerseniz de RAM'iniz 16'ya çıkıyor ve depolamanız da 512 GB'a çıkıyor. Yani 512 GB alıp 8K videolarınızı rahatlıkla içinde saklayabiliyorsunuz. Biz bu 120 Hz'lik ekranla gelin hep beraber PUBG oynayalım. Ben size pilden bahsedeyim, hem de telefon ne kadar ısınıyor dışarıdan gözlemleyebildiğimiz kadar ona bakalım. Bu kadar büyük ekran ve güce büyük bir pil yakışırdı diyebiliriz aslında. S20 ve S20 Plus'taki 4000 ve 4500 mAh'lik pillere nazaran burada 5000 mAh'i görüyoruz. 120 Hz ve Full HD Plus çözünürlükte geceyi çok rahat şekilde görüyorsunuz standart bir kullanımda. Ancak gece yatınca bir gün sonrasına dair çok bir şey beklememekte fayda var. Yine Quad HD'de sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı aynı aslında. Tabii Full HD Plus ve 60 Hz kombinasyonunu kullandığınızda işler biraz daha iyi gidiyor. 45 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarjı izin veriyor ki bu da bataryayı hem kablolu hem kablosuz şekilde hızlı şarj etmemizi sağlıyor. Yani resmen böyle prizi sağıyor telefon diyebiliriz. Ancak kutu içerisinden 45 Watt'lık adaptörün çıkmadığını hatırlatalım. 25 Watt'lık bir güce sahip kutu içinden çıkan adaptör. Yaklaşık yarım saatte de ofiste yaptığımız testlerde %55 seviyelerine yükseldi. 15 dakika boyunca da bir PUBG oynadık. Hızlıca bunun sonucundan da bahsedeyim. Başlarken sıcaklığımız 31.7 dereceydi. Oyunun sonunda 35.2 dereceye yükseldi. Bence gayet iyi bir değer. Şarjımız da %66'dan %61'e düştü. 120 Hz oynadığımızı hatırlatalım. %5'lik bir kayıp var. Oyunumuza baktık. Şimdi gelin dilerseniz son sözlerimize geçiş yapalım. Videoyu çektiğimiz tarih itibariyle şu an Samsung'un web sitesinde 12.500 TL'den ön siparişte. Telefon bana kalırsa çok güzel bir ekranla geliyor. 120 Hz tazeleme hızını gayet net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bunun yanında kamera açısından da bayağı bir yenilik getiriyor. 10x optik zoom özellikle bence güzel olmuş. Bunun yanında tabii ki de donanımdan da çok fazla bahsetmeye gerek yok. Gayet güçlü bir donanımla birlikte geliyor. Olumsuz tarafları da şu şekilde, bana soracak olursanız arkadaşlar, tek elle kullanacaksanız ve küçük elleri sahipseniz bir süre sonra, hakikaten de video boyunca söyledim, biraz sıkıcı hale gelebilir. Bunun yanında zaten fiyattan olumsuz olarak bahsetmeye bile gerek yok. 12.500 TL birçok insan için çok pahalı bir rakam. Sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Fiyatı ister bir kenara bırakın, isterseniz fiyat üzerinden yürüyün fark etmez. Ancak yorumlarda gelin hep beraber tartışalım. Telefonu beğendiniz mi beğenmediniz mi yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz diyelim. Her zaman olduğu gibi şurada bir beğen butonumuz var. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.